adam beni seçti. Annem olsa sinirsel açlık basenlerin için hiç iyi değil hayalcim derdi. Ay nereye gittiyse de gelemedi zaten bir türlü. Yıldırım bana aşık olduğu an annenin yılanı oldum. Koskoca masada ikimiz yemek yiyoruz şaka gibi yani. Volkan'a ne diyorsun? Babam gittiğinden beri bir gün uğramadı ya eve. Bir gün uğramadı. Şaka gibi değil mi? Hayat, burada mısın sen? Duyuyor musun beni? Hayat. Ne oluyor sana ya? Böyle akşamdan beri bir tuhafsın. Anlamadım yani. Teyzemi mi çağırsak acaba? Teyzemi çağıralım, annem de yok. Beraber, hep beraber yemek yeriz. Ne oluyor ya? Yok bir şey, doydun. Teyzemi diyorum, çağıralım da hep beraber yemek yiyelim diyorum da. Kime diyorum acaba? Gönül yarası falan değilsiniz. Başkalarını bilmem tabii. Ama rahat olun Yıldırım Bey. Hani fazla fazla anlamlar yüklemeyin. Ayrıca siz buraya gelme cesaretini nereden buldunuz bilmiyorum ama... Lütfen. Kızından. Kızından aldım cesareti. Adını Hayat koymuşsun. Ümran Hanım. Yani bakın beğenmediyseniz tabağınızdakileri lütfen yani alın bizimkilerden de. Affedersin. Ne oluyor buna be? Bunun kafayı iyice gitmiş ha. Vallahi billahi bak ben bu işlerden anlarım. Ana kız hırlaşmasından falan değil bu haller. Bayağı gönül işi bu iş. Biraz daha uç istersen. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne bileyim laf o. Boy kadar kızı var o kadın. Ne var be? Kalbi yok mu? Hormonu yok mu bunun? Hormon diyor bir de tövbe tövbe. Dul kadın. Ha genç de. Tamam bakmacım kardeşi gibi böyle bakımlı bir şey değil ama. Mihrap yerinde bakma sen güzel kadın yani şöyle azıcık kendiyle uğraşsa falan yani. Edepsiz. Bizimle de kalsa o mayanın ablası o. Haddini bile sıcak. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Kızlar bitirmiştir. Umay Hanım gelmeden sofrayı kaldıralım. Hadi. Umay Hanım da vallahi kocayı yolcular yolculamaz. Oh geceleri attı kendini. Zehra abla. Ya bu Umay Hanım'ınki de gönül işi olmasın sakın. Cansel. Cansel. Ne? Ne? Seni vuracağım mı sandın? Benim silaha ihtiyacım yok ki al silahını. Benim silahım 7/24 senin şakağında. Daha ne kadar sürecek bu? Ne kadar? Vuslata kadar. Ümran'la vuslata kadar. Ne var o hastalıklı kafanda pislik herif? Şimdi sana cevap vereyim. Ne yapıyorsun? Senin şu küçük uçuları çağıracağım. Sen onları azat edeceksin. Onlar da bir daha benim başımda beklemeyecekler. Delirdin mi sen? Ben deliyim zaten. İkimizi de yakarsın. Elini kolunu sallayarak dışarıda gezemezsin. Evet, Cemal gezemez. Ama Eşref gezer. Genç irileri. Patron içe sizi çağırıyor.
Yıldırım ve ben birbirimize aşıktık. Annem bir gece de onu benden aldı. Ne yapıyorsun? Hayal. Hı. Acaba gidip odanda mı yesen ya? Patlıyorum sıkıntıdan. Patlıyorum, evde ses yok. Ayrıca artık Volkan'ın hayatından da endişeliyim. Ya öğlenden beri story bile atmamış. Eğer yaşıyorsa mümkün değil bu. Mümkün değil. Ya acaba yani benim biraz kafam şey de, yani ben biraz yalnız hemen... Ben arayayım bunu. Arayayım. Arayayım, öğreneyim yani. Bu gece gelemeyeceğim ben. Her gece gelemiyorsun zaten. Babam da güya bizi sana emanet etti yani. Neredesin sen? Neresi orası? Dışarıdayım işte Hayal. Ev orası. Volkan. Hayat. Hayat. Baksana, ev değil mi burası? Hayat. Bak. Arkadaşındadır Hayal, ne bileyim. Aynen, arkadaşımdayım ben. Hadi görüşürüz. Suratımı kapattı resmen. Rahat bıraksana artık çocuğu. Sana ne ya? Allah Allah, merak ettim işte, suç mu? Sen Volkan'a aşık mısın? Ne? Ne diyorsun ya? Durup dururken ne alaka şimdi? Niye böyle bir şey soruyorsun bana? Durup dururken değil. Ha, dışarıdan nasıl takıntılı olduğunu farkında bile değilsin Hayal. Ha, şimdi de takıntılı oldum, öyle mi? Ne oluyor sana ya? Senin... Ne derdin var benimle? Niye cevap vermiyorsun ki bana? Çok mu zor yani aşık değilim demek? Hadi. Ya söyle, aşık değilim de abim gibi o benim de. Bir şey... Abim değil. Kıskanıyorsun Volkan'ı değil mi? Benden de kıskanıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Dans etmemizi kıskandın mesela. Ya da ne bileyim, dışarıda bana çöp atmasını bile kıskanmış olabilirsin yani. Hadi itiraf et. Kıskansam hoşuna mı gidecek? Aa, gülüyorsun. Gülüyorsun ya. Gülüyorsun. Resmen gülüyorsun şu an. Gülüyorsun suratıma. Sen söyle o zaman. Sen söyle. Güleceğine sen söyle. Sen aşık mısın Volkan'a? Aşık olsam korkardın değil mi? Ne oluyor? Bunu neden yapıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Neyse. Ne oldu, ne dedin kıza? Niye ağlattın? Gün özgürlük günü umayanım. Eşref Kaya'nın özgürlük günü.
Tamam biliyorum bak. Bana kızgınsın. Gitmek istiyorum diye. Müştemilatta kalıyorum diye. Ama kıza patlama. Hem de saçma sapan bir şey yüzünden. Yani çocuk için değer mi? Niye gülüyorsun öyle tuhaf tuhaf? Soru komik çünkü. Hep bilmiyorum anne değer mi gerçekten? Yani sonuçta biz kardeş çocuklarıyız. Yani bir çocuk için aramızı bozmaya değer mi? Sen söyle. Ne? Ne demek istedin? Bir şey demek istemiyorum. Aşık değilim. Olsa da değmez. Özür dilerim. Şakaydı oldu. Annem gibisin biliyor musun? Şaka yaparken de. Can yakarken de. Tıpkı annem gibisin. Kızlar kapışmış galiba. Kardeş kavgası gibi ha. Yapmadın değil mi? Hı? Bu kadarını da abuk subuk şeyler söylemeye cesaret etmedin değil mi? Ne yapmış olabilirim acaba? Tabii ya. Psikolog görüşmesinin sancıları bunlar. Benimle yakınlaşmasından korkuyorsun. Yoksa Hayal'in söylediği çocukça şey mi canını sıktı? Bana benzeme ihtimali kan çeker diye falan mı? Sen nasıl bir... Nasıl bir anne miyim? Korkma. Onu ben doğurmadım. Ümmü doğurdu. Ben Ümmü değilim. Demek tatlı küçük mutluluk yuvamız burası ha? Evet. Yeni ev, yeni hayat. Hazır mısın küçük hanım? Hem de çok hazırım dayıcığım. Hadi bakalım.
Bu ev işi biraz aceleye geldi galiba Yıldırım. İstanbul'un bir ucu. Hiç benim tarzım değil. İki kişiye karşı bir kişisin artık anneanneciğim. Hem biz daha genciz. Evde istediğin değişikliği yapabilirsin anne. Karaylara da komşuymuşuz öyle mi? Umay Karay. Respect the Queen. Umay Karay yeni bir jenerasyon için havalı bir kadın olabilir. Ama senin dediğin gibi hayatım ben eski toprağım. Benim zamanımda cemiyet kadınları Umar Karay değildi. Buralarda hep dutluktu değil mi anneanne? Yapma Allah aşkına. Kadın sıradan bir cemiyet kadını değil. İkona. İyi bir evlilik yapmış. Stilini doğru korumuş, yönetmiş. Bir kadın. Daha fazlası değil. Ayrıca üçüncü sayfa haberi de hiç hoş değil. Bu köyün adı bana tanıdık geldi. Senin o zorunlu hizmet duraklarından biri değil miydi o köy? Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Evet anne. O duraklardan biriydi. Senin ikonanın doğduğu yer olması çok enteresan. Hiç önemli değil. İki saatte görür benim işimi. Zaten İstanbul'da yeniyim. Hem ben de pazarı tanımış olurum. Evet, evet. Daha önce de söylemiştim. El işi satıyorum. Memlekette de tezgah açardım. Biliyorum yani pazar kaidelerini. Tamam, peki. Görüşmek üzere. Ay ya çok güzeller bunlar. Elinize sağlık. Az önce istemeden kulak misafiri oldum ama doğru mu duydum acaba? Siz şimdi ciddi ciddi pazara mı gidiyorsunuz tezgah açmaya? Ciddi ciddi. Ay çok havalı. Hangi pazar? Sosyete pazarı mı? Ay espri olur diye dedim. Şekerim, benim IBAN'ım duruyor muydu sende? Ateşle bakalım 3-0'lısından. Umay Karay'ın ablası sosyete pazarına tezgah açmaya gidiyor. Tamam Hayal, geldim işte. Bir dakika sonra bahçedeyim. Hadi söylenme de uç. Günaydın. Bugün öğleden sonra dönüyorum. Volkan'ın haberi var. Beni o karşılayacak. Bir gün daha uzattığını söylemiştin. Hayal'e sürpriz yapacağım. Bir de akşam misafirlerimiz olacak yemeğe. Yemekte misafirlerimiz mi olacak? Kimi bekliyoruz? Yeni komşularımızı. Şu mu? Ha, şu yeni yaptığın ev. Satıldı demek. Evet. Sanırım 3 kişi olacaklar. Lebriz de bizimle olur. Mutfağına göre bilgilendir. Reşatcığım, yanlış anlama. Çok yabanilik yapmak istemiyorum ama yeni komşularımız neden misafirimiz oluyor? Ben davet ettiğim için Umay.
Komşuculuk oynuyoruz yani. Güzel. Günaydın. Bozuk muyuz hala? Yok. Unuttum gitti. Hem zaten acelem var. Volkan geldi, o götürecek beni okula. Başarılar dilemek istedim. Okulda oluyorsun yine. Sen de gelsene. Ben. Okula mı? Ha. Değişiklik olur. Yani kapıdan da olsa bir üniversite görmüş olursun en azından. Günaydın. Size de. Dün telefonumu siz mi? Evet, öyle oldu. Ben hiç duymadım da geldiğinizi. Çok kalmadım zaten. Bırakıp çıktım. İyi günler. İyi günler. Günaydın. 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 Annemle mi konuşuyordunuz? Hı hı. Havası günaydın. Nereye gidiyormuş peki? Söyledi mi? Sormadım. Hadi geç kalmayalım. Yine çıktığı versin yavrum. İnşallah son senemi de böyle alnınla kıyı bitirirsin. Anne tamam dur daha Hayali arayacağım. Tatlım yalnız onlar çıktı bile. Volkan Bey'le çıktılar. Bırakacak herhalde. Yabancı şirketlerin müdürleri için tasarlanmış bir ev sanki. Tabak takımları bile var. İstersen tabakları da değiştirirsin anne. Kahve. Uzun zaman sonra annenle beraber yaşayacağın için gerginsin galiba. İdil yüzünden bütün bunlara mecbur olduğunu hissediyorum. Ama mecbur değilsin. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Mecburiyet değil anne. Tercih. İdil'in duygusal ihtiyaçlarının farkındayım. Ve dayısı olarak yanımda olmam gerektiğini düşünüyorum. Hepsi bu. Zaman zaman duygusal ihtiyaçlara
cevap veremediğimi inkar edecek değilim. Ama sen de bu konuda pek başarılı sayılmazsın. Aa, bak bu kesinlikle doğru işte. Eve tavır koymuyorum. Yalıyı düşünüyorum. Burası bizim evimiz değil ki. Yalı bizim evimiz. Anne, bu konuyu defalarca konuştuk. Ne ben ne de İdil buna hazır değiliz. Ben de hazır değilim. Kızımın hatıralarıyla dolu bir evde de ömrüm boyunca hiçbir zaman hazır olmayacağım. Bak ne diyeceğim. Sen biraz dinlen ve eğer istersen akşamki daveti iptal edebilirsin. Hı? Jet lag'i karaylarla atlatmak ne hoş. Oo. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne güzel. Çok güzel. Canım, üniversite gördü ya. Lise mezunuyum ya ben. Eziyim biraz üniversiteyle ilgili. Hayalde kibarca bunu söylemeye çalıştım. Ne eziyi canım? Ben senin gibi ezik görmedim. Kendine haksızlık etme bence. Ezilecek bir şey yok zaten. Bir sınava girmene bakar. Selam. Aa, sen de mi? Ay, ben seni unuttum ya. Günaydın. Fark ettim. Hiç söylemedin. Sen de okuyorsun. Bakayım. Vay, hukuk. Hem de aynı okuldasınız. Babam okutuyor Onur'u. Burs veriyor sağ olsun. Ne güzel. Sana da burs verir belki babam. Ha? Sevabını. Benim sevaba ihtiyacım yok. Benim bursum yeteneğim hayalcim. Merak etme sen. İstersen ben sana okulu gezdireyim. Aa, gezebiliyor muyuz? Ben kapıdan bakıp çıkacaktım ama. Baktık artık kapıdan. Trafiğe kalmadan çıkalım diyorum ha. Biz de derse geç kalmayalım. İyi dersler. İyi dersler. Ne oluyor size? Hayatlar. Bir tuhafsınız. Tuhaf olan o. Ben değilim. Hayalle bir sıkıntı mı var? Yok. Ne sıkıntı olacak ki? Paylaşamadığımız bir şey mi var? Müzik mi? Ne? Yeteneğin. Resim. Vay. Bendensin. Mimarım ben de. Çizmekse çizmek yani.
Bozuk musun hocamla? Şarjım az. Ararım sonra. Şarjın az değil. Niye konuşmak istemiyorsun hocamla? Sana ne? Her şeyi bilmek zorunda mısın? İlgimi çekiyor hocam. O ne demek şimdi? Yani tanımak istiyorum. Yani nasıl bir insan? Merak ediyorum onu. Yani renkli bir kişilik, böyle değişik bir insan ya, bilmiyorum. Bence tanımaya değer. Değmez mi? Nasıl tanıştınız hocamla? Yani böyle şey gibisiniz, böyle samimi yani, abi kardeş gibi. O hatta o gece de ilgimi çekmişti benim. Yani tanışma hikayenizde var bir şey. Neyse ki seni ilgilendiren bir şey. Ha, niye gizem yapıyorsun? Sıktın ama artık. Sen bir şey saklıyorsun. Korkak. Canma ya. Hadi. Ay, Karay'ın ablası şimdi de pazarda görüyor. Cansel, Cansel, gazeteci olacak kadınsın. Ah, harcandın be buralarda. Olsun ya. Şimdi biraz da para harca bakalım. Gelsin paralar. Ne makır diyorsun sen yine? Gel şu makineye yardım et. Hadi. Akşam Reşat Bey evde olacak. Yemeğe de misafirimiz var. Hazırlığınızı ona göre yapın. Uyanım inşallah. Misafirler görmemişlerdir. Neyi görmemiştir? Şey, yani misafirler haberleri. Ne haberi? Ay, çok pardon. Ben siz biliyorsunuz diye... ben haber vermişlerdir sandım. Korktular tabii aramaya. Cansel. Geveleme ağzında. Ne haberi? Kolay gelsin. Annem nerede biliyor musunuz? Pazarda. Bavulları getirdiysen içeri taşı. Ya da önce beni taşı. Jetlag'im de. Ben aslında birine bakmıştım ama. Tanıştınız mı? Sen üstünü değiştirmeyecek miydin? Evet ama.
Bavullarımız daha gelmemiş. Ya ayrıca hem yakışmamış mı? İdil, yeğenim. Bahsetmiştim galiba. Evet, hatırladım. Ya bana hiç bahsetmedin ama. Kim bu? Pratisyen, hekim filansa konu mutlaka kalp olmalı. Volkan. Wow, Kanadalı Volkan. Tipinden hiç bahsetmemiştin. Annem yukarıda seni bekliyor. Ya dayıcığım iyiydik ama böyle. Hadi. Görüşürüz. Kanadalı Volkan. Seni aradım ama ulaşamadım. Sürpriz yapmış oldum galiba. İçeri gelsene. Sürpriz. Kesinlikle sürpriz. İyi misin sen? Neden? Yani... Neden burası? Bir eve ihtiyacım vardı ve benim için en doğru adres. Doğru adres. Gerçekten iyi misin evlat? Her neyse, benim şimdi gitmem lazım. Komşuyuz artık. Görüşürüz. Peki. Görüşürüz. Bilmiyordum pazara çıkacağını. Yani memlekette de çıkardı. İşi bu sonuçta. Ama o olmaz. Olmaz tabii yani. Burada olmaz. Senin ablan olarak olmaz. Çok çok çok. Gel vatandaş gel. Umay Karay'ın ablası pazarcı çıktı. Bir sonraki haber 3. sayfadan gelecek. Flash, flash, flash. Sosyetik güzelin cinnet keyfi. Bayağı eğleniyorsun. Yani hain evlat olmak istemiyorum ama annemin böyle tırnaklarını kemirdiğini falan görmek çok eğlenceli. Teyzen eğlenmeyecek ama. Biliyorsun yani her şey üst üste geldi şimdi. Annenle bozuşacaklar. Etle tırnak gibilerdi ya zaten. Şey değil mi Ümran Hanım? Ay evet evet teyzem dur 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 dur. Dur alalım. Dur. Teyze. Gelsene. Alışverişte yapmışsın. Evet İstanbul'da kazandığım ilk parayla kızıma hediye aldım. Hadi. Hadi gel. Evet. Bu Almanya işi olmadı senin anlayacağın. Sadece bir hava değişimi oldu. Onlarla iş yapamayacağız. Çok riskli. Hadi. Çek bakalım senin şu takıldığın kafelerden birine. Ne? Konuşmayacak mıydık? Arabada konuşacak değiliz herhalde. Pekala. Söyle bakalım neyin var? Yok bir şey baba. Yola dalmışım ben öyle. Önemli bir şey yoktu zaten. Yarım saattir trafikteyiz. Sen tek bir küfür etmedin. Tek bir soğuk espri yapmadın. Almanya hakkında komplo teorileri üretmedin. Ve tek küçük bir pot bile kırmadın. Harika. Okan, hadi oğlum konuş, neyin var?
onu söylesene. Ne oluyor? Ben bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ne oluyor oğlum sana? Beni meraklandırmasana. Ben kendime bir ev tuttum. Oğlum sen bunun için mi bu kadar kıvranıyordun? Reşat baba ben... Sen... Yetişkin genç bir adamsın. Elbette bir özel hayatın var. Elbette evin de olacak. Ama baba evinin yeri başka. Sen artık iki evli bir adamsın. Hı? Yalnız hayale bunu pek sezdirme şimdilik. Hani senin Kanada'dan dönüşünü çok uzun süre bekledi. Şimdi döner dönmez... ters karşılayabilir. Anlıyorsun değil mi? Ha bu arada unutmadan... akşama yemeğe bizimlesin. Yeni komşularımızı ağırlayacağız.